je završen susret delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Başkanlığı, değerli konuklar, şimdi anlaşmanın imza törenine geçiyoruz. Birinci anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı arasında iş birliği ilişkili bir müzakere kazandı. İvan İzmir Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske u oblasti informatičke Teşekkür ederiz. Gerçekten bugün bizler için çok anlamlı, çok önemli bir ziyaret ve bu ziyaretin inanıyorum ki Türkiye-Bosna Hersek arasında yeni bir sıçramanın tohumlarını attığımız dönem olacaktır, süreç olacaktır. Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ticaret hacmi malumunuz olduğu üzere 500 milyon dolar durumunda ve bu rakamı tabii yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Gerek askeri, gerek siyasi, gerek ekonomik, ticari, kültürel, turizme yönelik bütün bu alanlardaki görüşmelerimizde bu ziyaretimizi taşlandırmayı hedefliyoruz. Tabii askeri alanda malum Türkiye Bosna Hersek arasında özellikle NATO sürecine yönelik desteklerimiz sürüyor, sürecektir. Yani burada en ufak bir taviz vermemiz mümkün değil. Bunun yanında siyasi alanda Avrupa Birliği sürecine yönelik desteklerimiz de sürüyor, sürecektir. Ekonomik alanda birçok yatırımlarla ilgili ve tarıma yönelik daha önce bildiğiniz gibi başbakanlığım döneminde vermiş olduğumuz bir söz vardı. 100 milyon avro gibi bir destek ve bunun 85 milyon avrosu kullanılmış durumda. Diğeri de şu anda açık kullanmaya hazır durumdadır. Yine bir 50 milyon avroluk KOBİ'lere yönelik bir adımımız var. Bu süreçte şu anda devam ediyor. Tabii bu konuda en önemli adımlardan bir tanesi Ziraat Bankamızın buradaki yapmış olduğu yatırım gerçekten bir örnektir. Ve Türkiye şu anda Bosna Hersek'e el uzatan ve Bosna Hersek'te her yönüyle bulunan birinci sırada, birinci derecedeki ülke konumundadır. Tabii en büyük arzularımızdan bir tanesi de şu anda karkas olarak bizler Bosna Hersek'ten ülkemize biliyorsunuz et alımını gerçekleştiriyoruz. Ve şu anda da maksimum seviyede bir alım, bir ithal gerçekleştiriyoruz. Ve bu benim için ayrı bir mutluluktur. Zira 2012 yılında yani 3 milyon dolar civarında olan bu seviyenin 2014 sonu itibariyle 80 milyon dolar seviyesine çıkmış olması buna ne kadar hassas davrandığımızın, ne kadar bu konuda gerçekten kararlı olduğumuzun en güzel ifadesidir. Ve bu aradaki tabii ticaret açığını da yani yavaş yavaş kapatmaya başlamıştır. Ve bizler bunu daha da kapatmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii TİKA özellikle Bosna Hersek'te hakikaten 700'ü bulan projeyle burada çok ciddi yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Şu anda da zaten TİKA başkanımız yine bizimle beraber. Bundan sonraki süreçte de bu adımlar devam edecek. İstiyoruz ki yani hakikaten bir kültürel noktada ciddi zenginliklere sahip olan Bosna Hersek özellikle paket turizm noktasında da ciddi bir çekim noktası oluşturabilir. Burası önemli bir destinasyon diye düşünüyorum. Yani bu konuda ciddi adımlar atılabilir. Türkiye, Bosna Hersek bu noktada ciddi bir işbirliğine de gidebilir. Savunma sanayi noktasında Bosna Hersek'in aslında geçmişte bir birikimi var. Bu konuda ortak işbirliği yapmamız mümkün.
Aynı şekilde otomotiv yedek parça noktasında bazı adımlar atılabilir. Yani bunları değerlendirmenin çok çok faydalı olacağına da ayrıca inanıyorum. Tabii Bosna Hersek'in bir zenginliği daha var. Ormanlarıyla önemli bir ülke. Dolayısıyla bu ülkede mobilya sektörüne yönelik de bazı adımlar atılması mümkün. Ve bu konuda Türk girişimcilerin burada attığı adımlar var. Bunları da biliyorum. Temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçte bu daha da artarak devam etsin. Altyapı, üst yapı, bütün bu alanlarda Türk müteahhit firmalarının buraya inanıyorum ki atacağı adımlar çok daha farklı bir Bosna Hersek'in oluşumuna hazırlık, bir fırsat meydana getirir. Örneğin bir şu anda Sarajevo Havalimanı'nın uluslararası planda genişletilerek ve geliştirilerek çok daha farklı bir hale gelmesi de yine burayı ciddi bir çekim alanı haline getirecektir. Dolayısıyla ben bu ziyaretin Türkiye-Saraybosna arasında hakikaten çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Bugün yapacağımız diğer görüşmelerle de bu dayanışmanın daha da artarak devam ettiğine, edeceğine inancım tam. Teşekkür ediyoruz. Hvala vam lijepo. Pres konferencija je završena. Zahvaljujemo ekscelencijama.